Sana nasıl teşekkür edebilirim? Teşekkür mü? Niçin? Çünkü hiç yaşamadığım hayatı yaşıyorum seninle. Evet, hiç yaşamadığım bir hayat. Kadir dede, ben biraz daha ayran istiyorum. Tabii yavrum. Hani ne yalan söyleyeyim, geldiğin gün beni çok korkutmuştun. Aa, neden? Nedeni var mı yavrum? Sanki hayata küsmüş gibiydi. Ama şimdi o eski neşeni buldun. Yüzüne canlılık geldi. Yıllardır bu canlılığa, neşeye hasret kaldım. Yarın ne yapıyorsunuz bakalım? Dağa çıkıyoruz Kadir baba. Ne, dağ mı? Evet. Yo, olmaz. Deli misin sen? Dağın havası serttir. Üşütürsün, hasta olursun sonra. Sen hiç merak etme Kadir dede. Bana bir şey olmaz. Şey yok ki. Şurada bir kulübe var. Gel. Yavaş. Bağışla. Bütün bunlar benim kabahatim. Seni dağa çıkarmamalıydım. Hastalanırsan kendimi hiç affetmem. Üzme kendini. Hem benim hastalanmaya hakkım yoktur ki. O ne demek, anlamadım. Şey... Bak yine öksürüyorsun. Belki de çok üşüdün. Üstelik ayağım da burkuldu. Bir dakika, dur bakayım şuna. Biraz şişmiş. Acıyor mu? Yo. Pek değil. Hay Allah, neyse. Şimdi ocağı yakarım. Sonra da sıcak suyla biraz ovduk mu bir şeyciğin kalmaz. Ne olur dert etme kendini. Ben Azize. Azize Gencebay'ım. Halkın gözdesi. Sevilen bir sanatçı. O hastalanmaz, yorulmaz, uyumaz. Belki de yemez, içmez de. O hep halkın istediği gibi olmaya mecburdur. Daha doğrusu mahkumdur. Sus. Böyle konuşma. Ben seni... Evet. Ben seni burada tanıdım. Ve buradaki Azize gibi görmek isterim. Ayrılsak yine dostça ayrılalım. Ne olur kalbimizi İlk defa kırmayalım. İkimize bu dünya dar mı geldi sanki? Bizi bizden ayıran felekte inan ki başka bir el tutmasın. Ben ölmeden elimdeyim. Yalvarırım kimseye, verme sakın kalbimi. Benden ayrılsan bile, yine de seveceğim. Son nefesimde bile, seni sevmek bileceğim.
yine bekleyeceğim.